hatırlatalım. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyelim. Türk Hava Yolları 4 saatlik grafiğimizi şöyle bir açalım. Evet, şuradaki desteği kırmış olması hoş bir görüntü değil Türk Hava Yolları'nın. Ya bu desteğin kırılması pek hoş olmadı, onu söyleyebiliriz. Ya burada muhtemelen bu baskı devam edecek gibi gözüküyor Türk Hava Yolları tarafında. Aşağıda baktığımız zaman 287, bir tık altında 282 test edilebilecek bölgeler. Yani şu anda Türk Hava Yolları'nın bu şekilde sıkışmayı aşağı doğru kırmış olması maalesef negatif burada. Bir müddet Türk Hava Yolları'nda oyalanma yaşayabilirsiniz. Zaten şunu hep söylüyoruz. Ya ana direnç noktası kırılmadığı takdirde, bakın şu direnç noktası kırılmadığı takdirde ne yapacaksın? Burada oyundan kaçacaksın. Red yemiş. Şimdi bakalım nerede sonuç bulacak bu? Ters bir filama görüntüsü olur mu? Tekrar buralardan bakın şu hatta geri çekilmeler yaşanabilir mi? Teknik olarak mümkün. Şu anda görüntümüz negatif. İndikatörler tarafına baktığımız zaman buradan da yine RSI destek kırılımı gerçekleşmiş durumda. Evet, bu açıdan Türk Hava Yolları'nda şu anki görüntümüz negatif ağırlıklı diyebiliriz değerli dostlar. Altınay, bakalım. Evet, Altınay savunmaya bakıyoruz. Evet. Evet. Altınay savunmada ana kanal, bu yeşil hatla belirtmiş olduğumuz ana kanal altında seyreden bir görüntümüz var. Tabii şu da var. Burada düşen kırılımı geldiği zaman tekrar bu kanalın içerisine şöyle 102-103'lerde girebilirsek olumlu değerlendirebiliriz. Ama şu anda baktığımız zaman kanalın dışına sapmış, kanal dışında hareket eden belirsiz bir Altınay söz konusu arkadaşlar. Evet, anlatmak istediğimi anlıyorsunuzdur umarım. Yani benim şu kanalın içerisinde girerek şu düşen kırılımında burada gerçekleştirmiş olması, bir de kanalın içerisine girmiş olması bizim için önemli bir değer olacaktır Altınay'da. Bunu başarabilirse olumlu. Onun dışında şöyle bakalım. 2 saatlik grafiğe bakalım. 2 saatlik grafik bazında da şöyle bir destek seviyesi oluşmuş minörde. Bakınız minörle destek ile minör direnç arası burası. Ya bu noktada pazartesi salıdan muhtemelen yönü aşağı mı olur? Yoksa buradan tekrar kanal içerisine girer mi göreceğiz. Kritik eşiklerimiz nedir? Yukarıda şöyle 103'lerin üzeri olumluyken aşağıda 95 seviyelerinin altı negatif değerlendirilebilir. Eğer 95 bandı altında kapanışlar görürsek muhtemelen şöyle bir ters çanağa doğru gidebiliriz değerli dostlar. Evet, bu da negatif bir görüntü anlamına gelir diyelim. Evet, Aselsan'a bakalım bir daha yeri gelmişken. Evet, Aselsan 4 saatlik grafiğimizi açalım. Evet, yani Aselsan şimdi buradaki simetriye baktığımızda güzel bir simetrimiz var. Lakin bu simetri içerisinde hareket ederken ufak tefek takıntılarımız olacak, oluyor da. Şimdi yataydaki şu hatta takılmış durumdayız, yatay bantta. Bakın şu seviyeye takıldık. Şimdi red yedik buradan. Tekrar biraz oyalanmamız olacak. Eğer düşen kırılımını gerçekleştirebilirse Aselsan buradan, şu düşen kırılımını gerçekleştirebilirse tekrar ümitleniriz arkadaşlar. Yani buradaki senaryo ne olur o zaman? Bakın sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde dönüşür. Düşen kırılımıyla beraber tekrar 65'li rakamlara doğru yol alabiliriz. Ama henüz erken, bu kırılımı görmemiz gerekir burada. Bu kırılımı gördüğümüz takdirde yine Aselsan tarafı yukarı doğru 65 atağını gerçekleştirebilir. Evet.
Ama şu anda negatif. Yani yeni haftaya muhtemelen şöyle baktığımız zaman 57-75'ten üzerinde bir atak göremezsek 1-2 gün içerisinde bu satış baskısı bizleri 54'lere kadar taşıyabilir. Evet. Evet, ASELSAN'a baktık. Alves kabloya bakalım. Akabinde Galatasaray. Evet, Alves kablo 50-45 üzeri Alves'te kapanış görmemiz lazım. Olumlu konuşabilmemiz için 50-45'lerin üzerinde kapanış gerekti demiştik Alves'te. Ya bunu başarabilirse olumlu. Yoksa aşağıda 43-20'ler tekrar devrede bekliyor arkadaşlar. Evet, 50-45'lerin üzerinde Alves olumlu. Evet, yukarıya fitilini attı. Yani cuma günü itibariyle 50-85'leri gördü ama kapanış gelmedi. Bize kapanış gerekli 50-45'ler, 50-50'ler üzerinde kapanış gerekli. Bunu görebilirsek Alves tarafında da yine yukarı doğru yol alabiliriz. Şu anda baktığımızda yatay bir konsolidasyon ağı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle baktığımız zaman Alves'in şu yatay hat içerisinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. 50-45'lerin üzeri olumlu değerli dostlar. Aşağıda 43'te de pay ayırmak gerekebilir. Rica ederim Kemal Bey. Rica ederim Kenan Kavalak, Kayalak. Evet, Galatasaray. Evet, baskı devam ediyor. 7.82 üzerinde Galatasaray göremediğimiz takdirde baskılanmaya devam edeceğimizi söylemiştik. 7.82 üzerinde Galatasaray görmemiz gerekir. Baskı noktalarımız sırasıyla 6.50'ler ve daha aşağıda 5.80'lere kadar geri çekilme potansiyeli var Galatasaray'ın. Evet, şu anda henüz olumlu bir görüntümüz yok maalesef. Evet. Galatasaray biraz daha bekletecek gibi duruyor. Şöyle biraz daha geçmişine gidelim Galatasaray'ın. Evet, satış baskısı devam edecek gibi arkadaşlar ya Galatasaray tarafında. Şu anda olumlu bir görüntü göremiyoruz maalesef. Evet, 7.82'nin üzerinde Galatasaray tekrar pozitif bir seyir alabilir. Şu anki görüntümüz negatif. Evet, Frigo. Evet, Frigo tarafına bakalım. RSI düşen kırılımı gerçekleştirmiş. Yani bir onay hareketi yapabilir RSI. Hissede ise bir direnç kırılımı henüz gerçekleşmiş değil. Bu direnç kırılımını yine hisse adına görmemiz önemli olacak. Şöyle bir görüntümüz var. Bu düşen kırılımını gördüğümüz takdirde Frigo tarafında sırasıyla 8.70'ler, akabinde 9.70'ler karşımıza çıkacak önemli değerlerdir. Frigo tarafında şu anda bir dirence takılıyoruz. 2 gündür buradan red yiyoruz. Bu direnci kırmamız halinde olduğunu düşünebiliriz. Yoksa tekrar
aşağı yönlü geri çekilmeler olabilir. Şu anda tamamen stop olunması gerekir mi? Hayır. Çünkü ana desteğin üzerindesiniz. Bakın şöyle bir ana desteğiniz var sizin güçlü. Bu seviyenin üzerindeyseniz rahat olun. Ne zaman ki bu destek seviyesinin altında kapanışlar gördünüz, o zaman sıkıntı diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anki görüntü itibariyle Frigo'da destek seviyesi üzerindeyiz. Her ne kadar dirençten ret yese de bu bölgede bir gel git, sonra yönü kırılıma göre yine değerlendirilebilir. Evet. Evet, KT Lev olması lazım değil mi? Evet, katılım evi. Evet, katılım evinde arkadaşlar alacaksın, pusuya yatacaksın. Tepkileri olabilecektir. Bunu söyledik. Yani katılım evinde çok da ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani biliyorsun halk ağızlar bu şekilde tırmanıp sonra sert bir şekilde çakılıyorlar. Yani kimin ne yaptığı belli değil. Ama ben tekniğe bakarım. Akışa bakarım. Şu tekneye baktığımda yatayda bir konsolidasyonum var mı? Var. Zaten daha önce biraz daha aşağılardayken 42-43'lerdeyken katılım evimin yukarı doğru en azından 55 bandına doğru gidebileceğini söylemiştik. Yani burayı bakalım test eder 55 derece. Sonra kırarsa 74 atağı, kıramazsa tekrar geriye çekilip 32-33'lere artık park edebilir. Yani şu anda kötü değil. 55'in üzeri yeni bir fırsat olarak görülebilir. Evet, katılım evindeki durum bu şekilde.